Bir yeri sevmem için deniz görmesi yeterli. Yani beni kendine çekiyor her baktığımda. Bekletmedim değil mi? Yok. Güzel manzaranın tadını çıkarıyordum. Ne kadar şanslıyız. Yani kafamızı kaldırdığımızda denizi görebiliyoruz. Burası hep geldiğin yer, her zamanki manzara. Oturduğumuzdan beri manzaraya hiç bakmadım. Hep geldiğim mekan, manzarayı ezbere biliyorum. Manzarayı ezbere bilemezsin. Bir şeyler değişir, yani ne bileyim bulut değişir, ışık değişir. Geçen gemi değişir. Bir baksana, bir önceki geldiğinle aynı mı? Öncelikle mutlu yıllar babanla. Teşekkür ederim. Özel baskı. Tabii yine kendisi vermemeyi seçti. Yakınlaşacağımızdan korkuyor. Haksızlık ediyorsun. Bu da benim hediyem. Şöyle. Acaba nedir? Kol saati. Ne kadar ince düşünmüşsün. Güzel de bir seçim. Teşekkür ederim. Babamla başka ne konuştunuz? Baban holdingi bize bırakmasının vaktinin geldiğini söyledi. Sadece birlikte çalışabilmemiz konusunda bazı şüpheleri var. Ne şüpheleri olabilir? Yani yıllardır birlikte çalışıyoruz. Yani sen ve bana dair değil, daha çok Eda ve Ferit'le ilgili. Eda ve Ferit'in holdingle, pardon daha doğrusu Eda'nın holdingle hiçbir alakası yok. Evet, Ferit'in var. Ya biliyor musun ne? Seninle çok dürüst olacağım. Bazen sırf beni çıldırtmak için Ferit'le olduğunu düşünüyorum. Biliyor musun? Ben de sırf ben senden ayrılıp onunla birlikte olduğum için bu kadar çıldırdığını düşünüyorum. Çünkü Serkan Bulat terk edilemez, ancak terk edebilir. Selin, lütfen kullandığın kelimelere dikkat et. Serkan, sen kendine bir hayat kurdun ama benim kurmamı istemiyorsun. Bu nasıl bir bencillik? Eğer Ferit'le hala nişanlı kalmakta ısrarcıysan, o zaman holdingdeki hisselerini bana satmanı rica edeceğim. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır. Ya isteyerek bana o hisseleri satacaksın ya da eninde sonunda o hisseleri ben alacağım. Bu nasıl bir gaddarlık? Selin. Ferit. Kaan Karadağ'ın ortağı. Kaan Karadağ'ı tanımıyor musun? Yani nasıl bir zarar verebileceğini bilmiyor musun? Üstelik açıkçası Ferit sana göre bir insan değil. Birincisi ben Ferit'e güveniyorum. İkincisi de sen uygun eş seçme konusunda konuşabilecek durumda değilsin bence. Ha, o ne demek? Şu demek. Eda senin için uygun bir eş mi? Dürüst ol. Değil. Haklısın. Yani daha doğrusu ben ona uygun değilim. Yani muhtemelen benden bıkmaya başlamıştır. Veya bıkmıştır. Neyse, biz artık sipariş verelim. Pardon. Efendim? Alo, enişteciğim, iyi ki doğdun. Melek, teşekkür ederim.
Şimdi ben aslında Eda'ya söyledim. Dedim ki bence enişteme dünyanın en güzel partisini yapalım. Şöyle sabahlara kadar eğlenelim dedim. Ama Eda da bana dedi ki Serkan hiç öyle şeylerden hoşlanmaz, istemez dedi. Ben de ağzımı açıp hiçbir şey söylemedim. Ama bu seferlik önümüzdeki sene benden asla kaçamazsın. Hayatının sonuna kadar unutamayacağım bir parti yapacağım sana, tamam mı? Ne işin var burada? Yoksa sen de mi biliyorsun bu çorbacıyı? Yani koskoca Serkan Bolat mahalle çorbacısında. Olacak şey değil. Melek söyledi. Bunun çorbaları çok sermiş. Benim de canım çekti. Sen neden açsın ki? Selin'le yemekte değil miydin? Evet. Ama senin deyiminle öyle sosyetik restoranlarda sadece göz doyuruluyor. Kim bilir ne kadar hesap ödedin orada. Ama hala açsın. Yani şimdi şöyle düşündüm. Doğum günümde nişanlımın yanında olmasam biraz şüphe uyandırır. Öyle değil mi? Ne içiyorsun? Terbiye çorba. Terbiyeli çorba. Muhteşem bir şey ama sen de bundan içmelisin bak. Zehirlenmezsin, korkma. Çok temiz bir yer. Bence hijyen sınırını pazarda zorladık. Bağışıklık kazandım. Pardon. Aynısından alabilir miyim ben? Olur abi. Nasıl geçti Selin'le? Güzel. Çok iyiydi. Ve seçtiğin restoran da dört dörtlüktü. O yüzden teşekkür ederim. Dört dörtlüktü. O yüzden mi buradasın? Efendim çorbanız. Teşekkürler. Afiyet olsun. Limonla başlıyoruz değil mi?